Tekrar merhabalar. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Fethullahçı darbe girişiminin ardından gelişmeleri, açıklamaları, değerlendirmeleri ekranlarınıza an be an taşımaya devam ediyoruz sayın seyirciler. Sıcak bilgiler geliyor yine. Onlarla başlayalım. Ankara'da iki ayrı yerde çatışma olduğuna yönelik haberler var. Altındağ Çankırı Caddesi'nde Yunus ekiplerine 3 kişinin içinde bulunduğu bir araç içerisinden ateş açıldı. Bunun üzerine saldırganlarla polis ekipleri arasında çatışma yaşandı. Saldırganlardan bir kişi ölü ele geçirilirken iki kişi ise yakalandı. Yine Ankara'da darbe girişimine katılan subaylardan olduğu iddia edilen bir kişi elinde silahla kaçarken polisler tarafından vurularak gözaltına alındı. Bu kişiyle polisin çatışmaya girdiği ve iki polisin de yaralandığı yönünde yine bilgiler var. İstanbul'da Habibler'de bulunan şehit piyade uzman çavuş Ahmet Öztürk kışlası önünde hareketlilik yaşanıyor. Kamyonlarla kışla önünü kapatan kalabalık slogan atarak bekliyor. Daha fazla ayrıntı düşünce tabii ki aktaracağız. Bu arada İstanbul'da kritik bir atama var. Onun da bilgisini verelim. Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı'na atandı sayın seyirciler. Sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Yayınlarımız içerisinde aktarmayı sürdüreceğiz. Ama bir yandan da yaşananları değerlendirmeye devam ediyoruz konuklarımızla. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü İlker Yücel bizimle birlikte. İlker Yücel hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi şuradan başlayalım. Hala tabii ki bu yaşananların ne olduğuna dair çeşitli değerlendirmeler var. Özellikle sosyal medyayı takip ettiğimizde çeşitli iddialar var. Hani sonuçları itibariyle bu darbe girişimi kime yaradı diye baktığımızda işte AKP'ye yaradı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yaradı, Erdoğan'ın başkanlık yolu daha da açılmış oldu şeklinde değerlendirmeler, iddialar var. Dolayısıyla herhalde bir kez daha bu yaşananlar neydi, sizin gözünüzden evet, neydi, onunla başlayalım isterseniz. Darbenin ilk dakikalarından itibaren Tayyip Erdoğan bir tiyatro çeviriyor diye bilgi kirliliği yayıldı. Sistemli bir şekilde özellikle sosyal medyada. Yani sanki öldürülen insanların üzerinde salça varmış gibi. Yani o kırmızılık bir boyaymış gibi. Tanklar sanki bir oyundan videolar koparılmış da televizyonlarda servis ediliyormuş gibi. Yani işin ciddiyetinden uzak değerlendirmeler yapılıyordu. Aynı sırada Amerika Birleşik Devletleri de ilk açıklamalarından birinde taraflara itidal çağrısında bulunmuştu. Yani hemen darbe için kalkışan ekibi taraf olarak nitelemişti. Hı hı. Bu ikisi birlikte yürüdü. Daha sonra durumun vehameti ortaya çıktıktan sonra bir zavallı er durumu başladı. Propagandası başladı. Yani Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti bombalanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 10 kez uçaklar 4 kez 10 tane bomba atıyor. Hı hı. 161 tane şehit var. Tanklar insanların üzerinden geçiyor, ikiye ayırıyor. Ama ne konuşuldu daha çok özellikle sosyal medyada? Kemerle dövülen er fotoğrafı. Bu da sistemli bir şekilde yapıldı ve ne perdelenmiş oldu? Türkiye'de sanki bir tiyatro oynanıyor, müsamere oynanıyor ve bunun sonucu olarak da Tayyip Erdoğan kendisine başkanlık yolu açacak. Bunu da kurgulayan o propagandası yapıldı. Şu çok çok önemli. Şu anda nasıl tankın içerisinden bir Fethullahçı polis askeri kamuflajla çıktıysa, hı hı, şu anda çeşitli Amerikancı kesimler de, öteden beri Amerikancı olduğunu bildiğimiz kesimler de Tayyip Erdoğan karşıtlığı kamuflajı giymiş durumda üzerine. Hı hı. Aynı tankın içerisindeki Fethullahçı polis gibi, o da kendini gizlemek için askeri kamuflaj giyiyor. Daha dün Amerikancı olan isimler de kendisine Tayyip Erdoğan kamuflajı, karşıtı kamuflajı, hı hı, giymiş süsü veriyorlar. Burada şu çok çok önemli. Bakınız, Fethullah Gülen ve PKK konusunda onların eylemlerini hep demokratik bir eylem olarak niteleyen kesimler dün söylediğimiz fotoğrafları servis ettiler. Hem gazetelerinden hem de sosyal medya mecralarına. Hangi fotoğraf? İşte az önce söylediğim gibi Kemal'le dövülen asker fotoğrafını. Burada şunun sıcaklığı verilmiyor. Bakınız, kimse askere kalkan eli tasvip etmiyor. Ama bir operasyon yapıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Askere kalkan elin hatalı olduğunu, özellikle AKP'nin de buralarda bu hataya sürüklenmek zorunda kaldığını ve buna dikkat çekilmesi gerektiğini de hep biz altını çiziyoruz. Yani sanki askeri erlere, suçsuz erlere yönelik yapılan şiddeti tasvip ediyormuşuz gibi de bir yandan da maalesef eleştirilere maruz kalıyoruz. Ama dikkat çekmek istediğimiz nokta şu. Bugün sürmanşetimizden verdik. Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanılan
Yaklaşık 3-3,5 saatlik çatışmanın ortasında bizim muhabirimiz vardı. Mehmet Bozkurt arkadaşımız vardı ve görüntülerden de anlaşılacağı üzere Emniyet Müdürü'nün sağındaki ve solundaki isimler vuruldu. Şehit olanlar var içerisinde ve tank Toma'ya top atışında bulundu biliyorsunuz, parçaladı. Yani çok sıcak bir 4 saatlik çatışmanın sonunda askerler, orada Fethullahçı askerlerin komuta ettiği maalesef erler teslim oldu. Dolayısıyla düşünün, aslında ucuz bile atlattık. Yani orada o sıcak çatışmanın içerisinde karşılıklı silahlar doğrultulmuş, birbirlerine sıkılıyor, tank top atışıyla Toma'yı vuruyor. Orada o askerleri, gariban askerleri o olayın sıcaklığı, öfkesi ve ateşi içerisinde iki Boğaz Köprüsü'nden aşağı atmamışlar. Ben onu ucuz atlattık diye ifade ediyorum. Yani orada askerlerimize bir şey yapılmaması, o erlere bir şey yapılmaması ucuz atlattığımızın bir göstergesiydi. Boğazı kesilen asker fotoğrafların servis edilmesi de bu merkez tarafından yapıldı sanki. Zaten şimdi o askerin aslında yaşadığı, evet, şu anda Avcılar'da ikamet ettiği ve yaşadığı yönde de bilgiler ortaya çıktı. Evet. Dolayısıyla burada soğukkanlı olmak, duygusal hezeyanlara kapılıp tepkiyi göstermemek çok çok önemli. Hele hayatta en hakiki mürşit bilimdir diyen cumhuriyetçi, Atatürkçü, vatansever kesimlerin daha soğukkanlı gelişmeleri izlemesi gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken nokta, az önce altını çizmeye çalıştım. Başkent bombalandı. Bu Fethullahçı dar bir subay ekibinin bir çılgınlık eylemi değil, çok büyük bir operasyon atlattık. Bir işgal eylemini atlattık aslında. Niye Yozgat'ı bombalamıyor, Çorum'u bombalamıyor? Geliyor Ankara'yı, meclisi bombalıyor ve bize bir mesaj veriyor işgal kuvveti. Yani doğrudan Amerika'ya bağımlı olan Pensilvanya, onun subayları, Amerika'dan emir alan subayları geldiler, bizim başkentimizi bombaladılar. 161 kişiyi öldürdüler. Dolayısıyla hadise bir askerin kemerle dövülmesinin çok çok ötesinde bir taarruz harekatıydı. Ve çok şükür milletimiz bunu ordunun dik durmasıyla birlikte, onun altını çizmek istiyorum. Bugün manşetimizi de ona ayırdık. Bakınız, bir hesap yaptık Filiz Hanım. O hesap da şu. Darbe harekatına kaç asker katıldı? Hem emir komuta düzeyinde hem de mecburen tatbikata gidiyoruz, asayiş önlemi almaya gidiyoruz diye kandırılan erleri de toplam bu rakamın içerisine koyduğumuzda ulaşabildiğimiz rakam 3 ile 5 bin arası. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplam rakamını 700 bin kişilik bir kuvvet, 650 bin ile 700 bin arasında bir kuvvet Türk Silahlı Kuvvetleri. Siz 650 bin kişilik bir kuvvetin içerisine topu topu 3 bin kişiyle bir harekata kalkışıyorsunuz. Bunların çoğu rütbeli. 47 civarında rütbeli fiilen bu işin içerisinde komuta düzeyinde karışıyorlar bu işe. Ama ondan altındakiler aslında ne yaptığını o an bilmeyen askerler, mecburen bu işe sürüklenmiş olan askerler. Dolayısıyla ordunun aslında %1'ine tekabül eden bir ekip bu harekatı başlatıyor, darbe girişimini başlatıyor. Biz de askeri içerisinden edindiğimiz bilgi kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilerden çıkardığımız yorum şu. Ordu o gün soğukkanlı ve sağlam durmasaydı emin olun iç savaşa sürüklenmiştik şu anda. Çünkü 650 bin kişilik bir kuvvetin 50 bininin dışarı çıktığını düşünün o gece. Türkiye'de neler olurdu? Tam tersine ordu sağlam durdu. O 3 bin ile 5 bin arası diye bizim hesapladığımız ekibin tecrit olmasını sağladı. Tecrit olmasından sonra da gerekli önlemler alıp darbe bastırıldı. Dolayısıyla biz aslında darbe girişimini nasıl bertaraf ettik sorusuna vereceğimiz cevaplardan birisi de ordunun sağlam durması ve darbecileri de tecrit etmesiydi. Evet. Çünkü hani şöyle değerlendirmeler de var. Aslında bu darbe orduya yapılmıştır. Evet. Milletin gözünde ordunun bugüne kadar statüsünü yok etmiştir. Çok ordunun doğru. İtibarını zayıflatmıştır. O fotoğraflar, o görüntüler işte milletin gözündeki Mehmetçik imajını zedelemiştir yönünde de değerlendirmeler var. Dolayısıyla bu vurgu önemli. Sokağa çıkan vatandaşlarımıza da, ellerinde Türk bayraklarıyla çıkan vatandaşlarımıza da şu vurguyu bir kez daha yapmış olalım. En büyük asker yine bizim en büyük askerimiz. Hele içindeki Fethullahçıları temizledikten sonra daha da büyük askerimiz oluyorlar. Dolayısıyla sokaklarda dün de Taksim'de şahit oldum ben. En büyük asker bizim askerimiz sloganları daha fazla atılması lazım. Çünkü burada o darbe girişiminde bulunan ekip ve onun uluslararası güçleri en çok ordunun itibarının zayıflamasını ve polisle karşı karşıya gelmesini istiyor. Peki sokak demişken hemen olayın sıcak anında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve hükümet yetkililerinin halkı sokağa çağırması da tartışmalara neden oldu. Evet. Siz nasıl yaklaştınız? Doğru bir tavır mıydı o? Bence doğru bir tavırdı. Şundan, darbeyi önleyebilmek için, Amerikancı, Fethullahçı kalkışmayı önleyebilmek için halkın
sokaklarda kendisini göstermesi gerekiyordu ve gösterdi de halkımız. Hı-hı. Sadece AKP'liler göstermedi. Bakınız yarın bir haber yayınlayacağız. Muhabirlerimizle birlikte biz eylemlerin olduğu yerlere gittik ve çok sayıda farklı görüşteki yurttaşlarımızın da bu eylemlere katıldığını gözlemledik. Bu çok çok önemli. Sadece AKP'lilerin eylemi değildi. Bakın şu karartmaya teslim olmayalım. Cübbeliler ve sarıklılar da çıktı, doğru. Hı-hı. Çıktı. Fethullahçı darbenin bir parçası olmasındansa bu eylemlere katılmasını ve darbeyi engelleyecek bir güç olarak ortada durması bizi rahatsız etmemeli. Çünkü Türkiye bu darbe başarılı olsaydı emin olun 50 yıl 60 yıl kaybedecektik. Ve Yüksek Askeri Şura'da bu ekip belki önümüzdeki Yüksek Askeri Şura'da 5 generalle kurtaracaklardı 5 general tasfiyesiyle, ama ne oldu? Hepsi açığa çıktı. Şimdi bugünkü haberlerden, sıcak haberlerden birini verelim. 8777 tane kamu görevlisi, çoğu polis. Yani yaklaşık 7000 tanesi polis. Evet, açığa alındı. Dolayısıyla aslında orduya yönelik başlatılan bu darbede bir anda soruşturma hangi safhaya geldi? TSK mensubundan daha fazla tekrar emniyet içerisindeki artıklarında temizlenmesi safhasına geldi. Aslında bu aslında her kurumda var. Şimdi mesela Maliye Bakanlığı bir rakam verdi. İçişleri Bakanlığı verdi. Yargıda çok ciddi bir operasyon yürüyor. Evet. Çok boyutlu ve çok büyük rakamlardan bahsettiğimiz bir operasyon yürüyor. Evet. Evet. Burada emniyetin ve TSK'nın itibarının korunması çok çok önemli. Hı. Burada onları karşı karşıya getirmek şu anda, bakınız bir süreç yaşadı Türkiye. 24 Temmuz'dan sonra biz hep altını çiziyorduk. Vatan Savaşı diye. O 24 Temmuz'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri adamlarını koruyamadı. Obama kara gücüm dediği kuvveti koruyamadılar. Hendeklere gömüldüler. Şu anda bakınız o Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de yürütülen büyük operasyonların başarılı olmasını sağlayan en önemli etkenlerden birisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez polisle askerin omuz omuza savaşmasıydı. Nasıl görüntüler geliyordu haber merkezlerimize? Yaralanan özel harekatçıyı asker savunuyordu ve götürüyordu. Yaralanan askeri de polis savunuyordu ve kurtarmaya çalışıyordu. Şimdi bu darbe girişiminde bulunan kuvvetler askerle polis arasını açacak olan hamleler peşindeler. Buna dikkat etmek lazım. İkincisi, halkı kışkırtacak hamleler peşindeler. Bir mezhep çatışması gibi. Dün akşam bazı mahallelerde bunun haberlerini aldık. Evet. Ona dikkat etmek lazım. Mezhep çatışması ve iç kargaşalığı. Bakınız az önce sunduğunuz haber çok önemliydi. Bir araçtan Yunus'a ateş açılıyor. Açıldı. Şimdi düşünün, niye ezilmiş bir kuvvet bir anda Yunus'a saldırma ihtiyacı duysun? Çünkü bu kargaşayı devam ettirmek istiyor. Hı. Bir problem var. Bu kargaşa devam edecek ve halkı terörize etmek istiyorlar ki darbeye ilk kalkıştıkları dakikalarda da uçakların uçuşu ve ses bombaları atması da onu gösteriyor. Bir terörize ederek bu ortamı oluşturmak istiyorlar. Burada halkımız... Yani tehlike aslında bitmiş değil. Onu da vurgulamak gerekiyor. Evet, halkımız büyük oranda bertaraf edildi ama ben şuna dikkat etmeye çalışıyorum. Bir, hem TSK ve emniyet yetkililerinin birbirine yan gözle bakmasına sebep olacak söylemler içerisinde kimse olmamalı. İkincisi, sokaktaki vatandaşlarımız olası bir etnik kamplaşma ya da mezhepsel kamplaşma gibi kışkırtılması muhtemel bazı noktalara özellikle dikkat etmeli. Evet. Şimdi hani bundan sonraki süreçte de artık sokakta kalmaya devam etmeli mi halk? Onu da o da tartışma konusu. Evet. Yani tamam, ilk gece çıkıldı, ikinci gece çıkıldı ama şimdi bir hafta boyunca mesela hükümet yetkilileri sokakları boş bırakmayın diyor. Bu noktadan sonra devam etmeli mi bu eylemler? Nasıl devam etmeli? Olay çok sıcak. 2 günlük bir hadise ve ben açıkçası darbeyi planlayan güçlerin boş duracağını düşünmüyorum. Hı. Maliye Bakanlığı'na yapılan operasyon da hükümet yetkililerinde bu yönde düşündüğünü gösteriyor. Bu çok çok önemli. Bugün Aydınlık Gazetesi'nin ekonomi sayfasını da editör arkadaşımız oraya ayırdı. Ekonomik darbeyle ilgili neler yapabilirler diye. Bir defa bir kışkırtma ve ekonomik darbe için darbeci kuvvetlerin ve uluslararası güçlerin tetikte olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Sokakta olmasının ne zararı var? Hiçbir zararı yok. Bakınız, Türk bayraklarıyla ve Atatürk resimleriyle bugün çok sayıda ilden gelen isimlerde de onu gördük. Atatürkçü, vatansever isimlerde. Fethullahçı, Amerikancı darbe girişimine karşı sokaklara çıktı. Bugün yine Vatan Partisi çok önemli bir eylem yaptı Kadıköy'de. Amiral bir askerin yaptığı açıklamayla dik bir duruş sergiledi. Muhalefet de burada çok önemli bir sınav verdi. Hemen ilk dakikadan itibaren darbe girişimine karşı set çekti. Bakın, Türkiye ne kadar büyük bir ülke. Türkiye büyük bir ülke ve teslim alamayacaklar. Bunu gördü darbe girişiminde bulunan kuvvetler. O yüzden sokakta bulunmanın üzerine yeni bir şey eklememiz lazım. Sokakta kaynaşmak, anti-emperyalist
sloganlarla ve Türk bayrakları ile birlikte milletin bir yumruk gibi ayakta olduğunu göstermek bence şu anda en önemli görevlerimizden birisi. Evet. O noktada Başbakan Binali Yıldırım'ın da az önce yaptığı açıklamada önemli bir vurgu vardı. Ben onu da tekrar altını çizmek isterim. Hani şimdi bugün ne giydiğimizi, ne içtiğimizi, ne yediğimizi, ne düşündüğümüzü, farklı mı düşünüyoruz, aynı mı düşünüyoruz, bunları konuşmanın zamanı değil, bunları görmenin zamanı değil dedi Başbakan Binali Yıldırım. Tam tersine bir arada olmamız, birlikte olmamız gereken bir dönem dedi. İlker Yücel teşekkürler. Vurgulamak istediğiniz başka bir şey varsa onu da alayım. Şu, bakınız biz Tayyip Erdoğan'la 2002 yılından itibaren ölümüne mücadele etmiş bir siyasi hareketiz. Tayyip Erdoğan açılımı ve Fethullah'ı devleti teslim ettiğinde de bunu ta 90'ların ortasından itibaren açıklayan tek siyasi hareketiz. Aslında cemaat uzmanıyız. Ve Türkiye bizden öğrendi, aydınlıkçılardan öğrendi cemaat konusunu. Evet. Ve şu anda 2002'den itibaren Büyük Orta Doğu Projesi'ni Türkiye'ye kavratmaya çalıştık. Silivri'nin önemini. Bu darbe geliyorum dedi Balyoz'la Ergenekon. Oradaki provayı uyguladılar. Hı hı. Dolayısıyla biz Büyük Orta Doğu Projesi'ni çökerttiğimiz andan itibaren Suriye ile kardeşlik, Rusya ile kardeşlik gibi projelerden yeni bir sürece giriyoruz ve herkesin duygusal bir hezeyanla değil de akli muhakemelerle süreci incelemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye şu anda batıdan kopuyor. Bunun sancılarını yaşıyoruz. Ha, Türkiye'yi yöneten hükümet, gözümüz onlarda, en ufak Türkiye'nin birliğine ve cumhuriyetin temel niteliklerine yönelik hamle yaptıkları anda ne yapacağız? Yine kılıcımızı çekeceğiz ve karşılarında duracağız. Ama onların ona takati kalmadı, kalmayacak da göreceksiniz. Bu süreçte yeter ki Tayyip Erdoğan'a karşı geçmişteki o öfke ve bizim siyasetlerimizin getirdiği birikim şu anda bizi Amerika'nın askeri yapmasına engel olmak gerekiyor. Çünkü şu anda dediğim gibi Türkiye bir işgal taarruzuyla karşı karşıya kaldı ve Ankara bombalandı, başkent bombalandı, Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Vatanseverlik en öndedir. Tayyip Erdoğan'a karşı doğru öfkemiz çok fazlaydı. Belki hala fazla ama vatanseverliğimizin önüne geçecek bir, bizi Amerika'nın yanına düşürecek bir öfke bunalımına kendimizi sokmayalım diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler tekrar. Teşekkür ederim. Evet, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü İlker Yücel stüdyomuzdaydı. Yaşananlara ilişkin değerlendirmesini aktarmış oldu. Biz devam edelim.